güzel bir maç oldu. Yani kimsenin bana göre bizim adımıza beklemediği bir oyun oldu. Öncelikle oyuncuların ayaklarına sağlık. Yine böyle bir günde bizi yalnız bırakmayıp bu kadar kilometre yolu gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Kazanabilirdik de. Yani özellikle Deniz son paslarda ofsayttan kurtulsa veyahut da iyi duvar olabilse yakalayacağımız çok net pozisyonlar vardı. Ama oyuncularıma şunu söyledim, çata çat bir maç oldu. Biri bu takımın, bu ligin lideri ya da ikincisi durumundaki bir takım, biri de kümede kalmaya çalışan bir takım. Ama ikinci yarı itibariyle bu lig yeni başlasa, inanın biz daha yukarılara oynayacak bir takımız. Oyuncularıma hep bunu ifade ettim, onlara güvendiğimi söyledim. Golde de öyle sanıyorum offside var yemiş olduğumuz golde. Zaman zaman bunlar oluyor. İlk yarı fazla temaslı oynayamadık. Hakem de müsaade etmedi biraz. Sahanın şartları da buna elverişliydi. Buna biraz olanak sağladı. Oyuncularımı kutluyorum. Artık önümüzde bir Alanya maçı var. Bu maçtaki bir puanın önemli olması için Alanya maçını kazanmamız lazım. Başakşehir'e başarılar diliyorum. Sorusu olan var mı? Vallahi kimseye yaranamıyoruz. O bir gerçek. Yani birinin yöneticisi devre arasında tünele giriyor. Burada puan alıyorsun. Tribünden küfür yiyorsun. Ne bileyim yani her yerde herkes istiyor ki gidelim çıkalım. Oynamadan 3'er 4'er yiyip gelelim yani kimseye kimsenin de hoşuna gitmiyor. Dolayısıyla taraftar psikolojisini anlayabilirim ama hoş şeyler değil. Biz çıkıyoruz burada alnımızın akıyla mücadele ediyoruz. Yenebiliriz de yenilebiliriz de. Ne ilk defa puan alıyoruz ne de ilk defa yenileceğiz eğer öyle bir şey olsa. Şimdi ben maçtan önce de şunu söyledim. Bu maçlar bizim ekstra maçlarımız. Yani bu maçlarda kazanmak, kaybetmek kolay ama kazanmak kolay. Dolayısıyla Çanakkale'nin toprağını da savunmuyoruz. Çıkacağız, top oynayacağız. Kim kimi yüterse. Yani bu dünyada ben hep söylüyorum Ronaldo'nun, Hazard'ın, Messi'nin dışında birbirleri arasında siyahla beyaz kadar fark edecek futbolcunun çok az olduğunu düşünüyorum. Futbolcuyu o kaliteye sağlayan camianın gücü, formasının gücü, basın gücü, taraftar gücü, o bu vesaire. Yoksa hepimiz Anadolu takımlardan geldik. Oyuncularıma bunu aşılamaya çalışıyorum. Tabii Galatasaray maçına daha var. Önce Alanya maçı Emre. Çünkü o bizim rakibimiz. Eğer onu yenersek puan farkı direkt 8'e çıkacak. Yenemesen bile yenilmemen lazım ki aradaki puan farkı kalsın. Onlar 6'şer puanlık maçlar. Dolayısıyla iyi gidiyor. Yani yenilmez içerisine çok takılmıyorum. Bunlar en de sonunda bir gün sona eriyor. Bizi kimsenin şampiyonluğu ilgilendirmiyor. Kimsenin ne olacağı da ilgilendirmiyor. Herkes şundan müsterih olabilir. Yeneriz ama biz Beşiktaş maçında da Galatasaray maçında aynı mücadeleyi göstereceğiz. Onlar bizim tabii ki rakiplerimiz ama direkt rakiplerimiz değil. Onlardan alacağımız puanlar ekstra. Bizim esas rakibimiz Alanya. Dolayısıyla o maçın değerli olması için bu maçtan aldığımız puanın değerli olması için Alanya'yı yenmemiz lazım. Başka soru var mı? Teşekkür ederiz.